1. 1. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 96 Cem Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 1. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Cem Yayınları sayfa 96 metin ve türle ilgili açıklamalar Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında hece ölçüsüyle yazılan şiirler, Cumhuriyet döneminde bazı şairlerimiz, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp gibi memleketçi şairlerimizin izinden gitmiş ve halk şiiri geleneğinin bazı özelliklerini devam ettirmişlerdir. Bu şairlerimiz, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmışlardır. Hece ölçüsüyle yazdıkları şiirlerde halk şiirinde kullanılan yedili, 80 bi'yi, 110 bi'yi kalıpların yanı sıra yeni kalıplar da denemişlerdir. Halk şiirinde olduğu gibi şiirlerini sade dille yazmış ve şiirlerinde halk söyleyişlerine yer vermişlerdir. Şekil olarak halk şiirinin izlerini taşıyan bu şiirlerde içerik genel olarak değişmiştir. Şairlerimiz, halk şiirinde işlenen aşk, doğa, ölüm temalarına yer vermekle beraber temelde memleket sorunlarını ele almışlardır. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında hece ölçüsüyle yazan şairlerimizden bazıları şunlardır. Ahmet Kutsi Tecer, Faruk Nafiz Çamlıbel, Kemalettin Kamu, Orhan Şahit Gökyay, Arif Nihat Asya, Tecer. Memleketçi şiir anlayışına uygun olarak şiirini sade, anlaşılır bir dille kaleme almıştır. Şiiri süsten, söz sanatlarından arındırılmıştır. Şiirin sade dil, 11'li hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmış olması, Cumhuriyet dönemi şiirinde halk şiirinin etkisini açıkça göstermektedir. Metni anlama ve çözümleme 1. Okuduğunuz öğüt şiirinde bilmediğiniz kelimelerin anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. Cevap: Hülya, rüya hayal kurma, civar, çevre, 2. Şiirin temasını belirleyerek noktalı alana yazınız. Cevap: Tema, şiirin teması umutsuzluğa düşülmemesi, insanın doğaya dönmesidir. 3. Şiirin ahenk unsurlarını belirleyerek bunların şiire katkısını açıklayınız. Cevap: Şiirde ses tekrarları, dize içi ünlü ve ünsüzlerin sık kullanılmasıyla kafiye ve rediflere rastlarız. Örnekleyecek olursak: Kederlerinden güden, en sesleri tam kafiyedir. Yarın ıvarın, arın sesleri zengin kafiyedir. Derin ıserin, erin sesleri zengin kafiyedir. Nabız ıhız, ıs sesleri tam kafiyedir. 4. Şiirin şekil özelliklerini belirleyerek bunların içerikle ilişkisini açıklayınız. Ulaştığınız sonuçları noktalı alana yazınız. Cevap: Şiir dörtlüklere ve hece ölçüsü yazılmıştır. Bu da halkın kolayca benimsemesini sağlar. Çünkü Türklerin milli ölçüsü hece ve en çok kullandıkları nazım birimi dörtlüklerdir. Doğanın ve umudun saf basit duygularla anlatıldığı bu şiirde de basit sözcüklerin seçilmesi, hece ölçüsü kullanılması normaldir. 5. şiirde söyleyiciyle hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Cevap: Şiirde söyleyici şairin kendisidir. Şair okuruna hitap etmekte okuruna düşeceği en zor zamanlarda bile umuda sarılması öğüdünü vermektedir. 6. şiirde milli, manevi ve evrensel değerlere yer verilmiş midir? Açıklayınız. Cevap: Şiirde manevi ve evrensel öğe olarak umut duygusunun işlendiği, milli değer olarak da büyüklerin öğüt verme alışkanlığını söyleyebiliriz. 7. okuduğunuz şiir ve Ahmet Kutsi Tecer hakkında verilen bilgilerden hareketle şiir ile şair arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. Cevap: Şair, halk kültürü alanındaki çalışmaları ile tanınır. Çalışmaları, Karacaoğlan ve Yunus Emre'nin hayatına ışık tutmuştur. Halk şairi Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan şair, bu şiirinde de halkın kültürünü yansıtır. 8. şiirin yazıldığı dönemle ilişkisi ve sonraki dönemlere etkisini değerlendirerek çıkarımlarınızı sözlü olarak ifade ediniz. Cevap: Şiir Kurtuluş Savaşı sonrası yazıldığından dolayı o dönemin insanına geçmişte yaşadığı zor zamanlardan dolayı karamsar olmamasını, ümide sarılmasını, umutlu olmasını anlatır. 1. 1. sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 96 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.